Her bölümü ilgiyle takip edilen, hem yarışmacıları hem sorularıyla merak uyandıran, ekranların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? Geçtiğimiz haftanın en heyecanlı anlarıyla şimdi Dizi TV'de. Sağ olun, hoş geldiniz. Şerife Aşman 2000 liralık soruda halk arasında kullanılan bir tabirin karşılığını bulmaya çalıştı. Yani bu soruyu biliyorum. Ama yine de bir okuyayım ben kesin emin olmak için. Açıkçası ben çocukluğumu köyde geçirdiğim için bunu tam olarak anlamanın kimler olduğu bile gözümün önünde canlandı. A. Asık suratlı olanlar, son kararım. Yarışmacı 5000 liralık 5. soruda kendisine dinletilen türkünün adını hatırlamaya çalıştı. Evet, şarkıyı biliyorum. Cevap vermek istiyorum. C. Ben seni sevdiğimi, son kararım. Şerife Aşman 15 bin liralık baraj sorusunda bilgisayar oyunu karakterleriyle karşı karşıya kaldı. Tommy Vercetti ve Trevor hangi bilgisayar oyunu serisindeki karakterlerdir? A. The Godfather. B. Hitman. C. Need for Speed. D. Grand Theft Auto. Yani bu benim çocukluğumun oyunu. Yani hala en sevdiğim oyun olabilir. Olabilir değil, en sevdiğim oyun bu. Bunun üstüne hiçbir oyun geçmedi yani. D. Grand Theft Auto. Son kararım. Şerife Aşman bitkilerle alakalı 30 bin liralık soruda stüdyodaki seyircinin bilgisine danıştı. Seyirciler birbirine biraz yakın cevaplar vermişler. C şıkkı %45 ile önde tavuk pençesi. Sonra %29 ile D şıkkı tilki pençesi ve sonra B şıkkı %18 ile kurt pençesi. Çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Yani seyircime güvenerek hareket etmek istiyorum şu an. Peki, çift emin cevap misiniz? Hakkımı... Evet, eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Hangisiyle başlamak istersiniz? C. Tavuk pençesi. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Cevap tavuk pençesi değilmiş. Geriye 3 tane şık kaldı. Bunlardan birini seçeceksiniz. D. Tilki pençesi. D. Tilki pençesi. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Yarışmacı bir gazete haberinden yola çıkılarak sorulan tarihle alakalı sorudaysa telefon jokerini kullandıktan sonra çekilme kararı aldı. 2003'te New York Times gazetesinde yayımlanan bir yazıya göre kayıt altına alınmış 3400 yıllık insanlık tarihinin yaklaşık yüzde kaçında savaş olmamıştır? A 2, 4, 6 ya da 8? Değil. Şıklar ne? Söyle tamam. 2, 4, 6 ve 8. Evet. Onun da muhtemelen düşünemediği, birazcık panik olduğu bir şey oldu.
Ben açıkçası ofis açma düşüncemde kararlı olduğum için çekilmek istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Efendim, 4 diye tahmin etmiştiniz. Evet. Cevap verecek olsanız 4 mü diyecektiniz? 4 derdim. Bakalım cevap neymiş? İyi. %8'miş. Sevindim şu an. Muhammed Kamçı 2000 lira değerindeki soruda aklındaki yanıtı verdi. Bir konserin bitiminde şarkıcı sahneden indikten sonra bu sesler duyuluyorsa ondan ne beklenmektedir? A. Dönüp sahneyi temizlemesi. B. Bilet paralarını iade etmesi. C. Gelip birkaç şarkı daha söylemesi. D. Müzik kariyerini sonlandırması. C. Gelip birkaç şarkı daha söylemesi son kararım. Yarışmacı renklerle ilgili 5000 liralık soru da stüdyodaki seyircinin bilgisine danıştı. Sevgili seyirciler, krem rengine yakın beyaz olarak tanımlanan renk hangisidir? A. Ekru, B. Mürdüm, C. Fuşya, D. Indigo. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %62'si A şıkkı ekru demiş. Ben de seyircilerimize güveniyorum ve A şıkkı ekru diyorum. Son karar. ...15 bin lira değerindeki baraj sorusunda Muhammed Kamçı telefonla bir yakınını arayarak doğru yanıtı bulmaya çalıştı. Hocam daha çok eskilerin kışı Mekke'de geçirdiğini düşündükleri için hacı dedikleri kuş hangisidir? Leylek, turna, kırlangıç, baykuş. Bir daha okuyabilir misin Muhammed? Daha çok eskilerin kışı Mekke'de geçirdiğini düşündükleri için hacı... Kışı Mekke'de geçirdiğine inanılan kuş, hacı kuşu. Hacı dedikleri şıklar... için leylek, turna, kırlangıç, baykuş son dakikalar, son saniye. Hiçbir fikrim yok ya ama leylek derdim ama sendir. Ben riske etmek istemiyorum ve... Müsaadenizle çekilmek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararım. Leylek dedi. Yine de Mücahit Bey. Siz ne derdiniz? Ben de kesin ona güvenirdim ve içimde olan şey de sanırım oydu ama riske edemedim. Hacı Laklak duydunuz mu hiç? Hacı Laklak duydum. Laklakan. Laklakan. Gurabane Laklakan. Hacı Laklakan. Leylek. Kurabane laklakan. Bakalım cevap leylek miymiş? Ben hatırlıyorum büyüdüğüm köyde. Eskiler onların yuvalarını düzeltirlerdi. Hacı diye onlar. Oradan aklımda kalmış.